Merhaba, bu hafta gözün gördüğü gösterdiği programında İstanbul'da Galeri Nev'de devam eden Füsun Onur'un Oda Müziği sergisini konuşacağız ve bu sergiden yola çıkarak sanatçının 60 yılı aşan sanat pratiğini stüdyodaki konuklarımla birlikte konuşacağız. Size onları tanıtayım. Galeri Nev İstanbul yönetici ortağı Merve Çağlar. Sanat tarihçisi, sanat yazarı ve yine Galeri Nev ekibinden Gizem Gedik ve sanat tarihçisi ve eleştirmen Nergis Abiyeva benimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Merve, en başta hemen sana sorarak başlamak istiyorum. Senin Füsun Onur'la bir arkadaşlığın var uzun zamandır devam eden ve kendisi çok sık sergi açmayan biri. Onunla sergi açmak aslında bir nevi arkadaş olmayı da gerektiriyor. Biraz bu şu an devam eden Oda Müziği sergisinin oluşma sürecini ve siz galeri olarak aslında onu temsil etmeye de başladınız bu süreçte. Bize biraz onu anlatabilir misin? Tabii uzun yıllardır evet çok yani görüştüğüm biri Füsun Onur. Aslında öncelikle işlerine hayranlıkla başlayan sonra dostluğa dönüşen bir ilişkimiz var. Seneler içinde de bir önceki işimden dolayı yani Saha Derneği'nde çalışırken farklı gerekçelerle birlikte de çalıştık. Fakat hiçbir zaman birlikte bir sergi yapma ya da böyle bir proje yapma yani sahadaki destek verme rolünün dışında hiçbir zaman öyle bir fırsatımız olmamıştı. Ve benim için hani en beni etkileyen sanatçılardan biridir. Özellikle kişiliği ve işlerinin tutarlılığı anlamında benim için hani onunla bütün konuştuklarımız, sohbetlerimiz bana çok büyük pencereler açtı aslında. Onun için çok önemliydi benim için. Böyle bir role geldiğimde yani Galeri Nev ekibine katıldığım zaman Füsun Onur'la çalışabilmek. Yani daha önce röportajlar yaptım, kitabı için çalıştım vesaire ama hiçbir zaman tabii böyle bir fırsat olmamıştı. Füsun Onur da çok fazla sergi açmayan biri. Onun hani nasıl yaklaştığı ve sergi süreci nasıl evet. oldu? Yani şöyle, hani ilk gittiğim insan oydu tabii ki yani. Hı-hı. Onunla çalışmayı çok istediğim için. O da bir düşüneyim dedi. Hı-hı. Sonra telefon etti. Hani bir, zaten hiçbir şeyde Füsun Onur'la ısrar edemezsiniz. Hı-hı. Veya baskı yapamazsınız. İzin vermez yani ne kadar yakın olursan ol. Ve sonra dedi ki tamam dedi yapacağım sergiyi dedi. Şimdi burada önemli olan şuydu aslında yani var olan işlerini göstermekle ilgili bir sergi yapmak, öyle bir sergi yapmak başka bir şey. Ama mekana özgü üretmesi, yeni bir iş üretmesi hani gerçekten çok ayrıcalıklı bir durum. Yani çok uzun zamandır aslında çok yapmadığı bir şey. Onun için çok heyecan vericiydi. Sonra işte herhalde Mayıs ayından itibaren bunu konuşmaya başladık. Kasım ayındaki programa koyduk. Ve evindeki kurulum sürecini bir parça anlatmıştım programdan önce. Belki evet. ondan bahsedersin. Yani şöyle, bu çalışma sürecinde hani dönem dönem yani sürekli ziyaret ediyorum ve evde bana anlatıyor düşüncelerini. Başrolde ilk defa kağıdı kullanacağım diyor. İşte arada telefon ediyor. Mesela bir gün aradı dedi ki heyecandan uyuyamadım dedi. Hı hı. Ondan sonra gel beraber bakalım sergiye dedi. Eve gittim. Evin denize bakan tarafındaki salonunda sergiyi kurmuş. Objeleri kağıda sarmış, kağıtları buruşturmuş ve sergiyi halının üstünde kurmuş. Ve nasıl buldun dedi. Ama bayağı serginin içinde bak seni sergiye götüreyim diye. Böyle gerisini de zaten diğer sorularda anlatırım. Evet. Gizem sana sorayım. Yine bu kurulum süreci galeride nasıl oldu? Merve biraz evdeki kısmından bahsetti. Galeride nasıl olduğunu sen anlatabilir misin? Çünkü Füsun Onur ilginç biri. Sergiye de gelmedi. Yani açılışa da gelmedi ama kurulumda oradaydı. Onu gözlemlemek nasıl bir şeydi? Sonra siz bu işi gelen ziyaretçilere nasıl anlattınız? Bir de bir parça konusundan bahsedebiliriz. Oda müziği ve Füsun Onur'un aslında müzikle ilgili başka birçok işi de var geçmişte. Biz de bunları biraz açarsan. Peki. Şimdi şöyle galeride çalışmanın avantajı ve süreç içinde yaşadığımız durum genellikle benziyor. Yani sergi açılışlarında, kurulum süreçlerinde genelde belli aşamalardan geçiyor. Sanatçıları tanıyor oluyoruz, basın bültenini beraber çalışıyoruz. Yani bu süreçlerden çok farklı bir deneyim yaşadık. Hı hı. Önce onu söyleyerek başlamak isterim. O da şu oldu, şimdi Füsun Hanım'ı hiç tanımadan sırf okuyoruz, biliyoruz tabii ki ama Merve orada bir elçi gibi aramızda hareket ederek
galeri ve Füsun Onur arasındaki bağlantıyı kurdu. Ve ona mesela galeri planlarını elden gönderiyoruz. Herhangi bir mailleşme ya da telefon etme şansımız yok. Aslında yani, belki bunu izleyiciye en başta söylesek iyi olur. Kendisi Boğaz'da bir evde oturuyor ve çok fazla evden çıkmıyor. Ve internet, televizyon telefonu gibi yok. Telefonu yok. O yüzden kendisiyle temas halinde olmak gerekiyor. Evet. Kendi ayrı kapalı bir dünyası var ve Merve onu aramızda o köprüyü kurarak açtı bize. Ve ilk galeriye geldiği anda yaşadığımız şey şuydu, duygusal olarak bir şey yaşadık hepimiz diye düşünüyorum. Yani kiminin gözü doldu, kimisi böyle elini kolunu nereye koyacağını bilemedi, nasıl yardım edeceğimizi bilemedik, işin zaten ne olduğunu bilmiyorduk. Dolayısıyla bir... Hepinizin heyecanlandığı bir durum vardı. Çok heyecanlandık, evet. Ve herkes böyle birbirine bakıyor ve çok sessizdik. Ona bir müzik açtık kurulum sırasında. Ve şey de ilginç, orada tabii gösterdin demin ekranda, boya kalemleri, zarflar, yani her şey böyle birazcık dağıtılmış gibi mekana. Ama Füsun Onur'un elinde bir plan vardı ve gidip gelip o plana bakarak o kurulumu yapıyordu. Bir iş daha var yan duvarda, o da... Aslında görünmez iş diyoruz biz ona ve gelen izleyicilere onu söylememiz gerekiyor. Çünkü beyaz üstüne beyaz ve fotoğraf köşe bentleri. Orada kendi hayali bir kurgusunu yaptı kendi hayatındaki fotoğraflarla. Ve onu da bence adeta oyun oynar gibi bir tavırla yaptı. Ve o iş de çok duygusal, hassas bir iş olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla izleyicilere anlatmak çok büyük bir sorumluluk taşıyor diğer sergilere göre. Bir de orada şu da var, o bize onu emanet etti ve gitti. Açılışta bile aramızda yoktu. Sonradan diğer vermiyor. Yani diğer sanatçılar gibi işin o devamında, kurulum sürecinin devamında takip etmiyor. Dolayısıyla çok büyük bir sorumluluk taşıdığımızı düşünüyorum. Müziğe gelecek olursak da Füsun Onur zaten 90'lı yıllardan itibaren müzik... etkileyen bir şey olarak değil, sanki müzik ve nesneleri birlikte düşünüyor. Birbirine entegre, bu sinestezik algı dediğimiz şey, iki duyunun birbirini etkilemesi, birbiriyle birlikte çalışması. Dolayısıyla o müziği çok seven ve müzikte yeteneksiz olduğunu düşünen, onu da sanatına bir şekilde entegre eden bir insan o yüzden. O modüllere ayırması ya da nesneleri işte ağırlığı, hafifliği, yumuşaklığı, dokusu hepsini müzikle, müzikte duyduğu seslerle bağlantılı olarak düşünüyor ya da ritimlerle. O onun düşünce biçimi ve işlerine de buna göre müzik terminolojisinden, klasik müzik terminolojisinden isimler veriyor. İşte opus, prelüt, kadans gibi farklı terimler kullanarak. Burada da yine müzikle ilişkisini o ritmik yayılım olsun, kağıdı bir enstrüman gibi kullanması olsun her yerde görüyoruz ve duvardaki o görünmeyen kompozisyonda bile bir sessizlik ama büyük de bir ritim var aslında. Ve yerdeki her şeyi de bir araç olarak görüyorum. Kendim de sonuçta galeride yaşayan biri olarak tam zamanlı her baktığımda ayrı bir detayını görüyorum. Ve o müzik algısını da ona yerleştirerek bakmaya çalışıyorum. Belki daha sonra bu müzik konusuna yine döneriz ama izleyicilere anlatırken de en önem verdiğimiz şey kendi adıma Füsun Onur'u bir bütün olarak anlatmak. Yani sadece o iş özelinden değil, müzik algısı, sanata bakışı, kendi duruşu gibi daha bütünlüklü bir anlatım yapmaya çalışıyoruz ki o işi algılayabilsinler. Bu arada müziğe dair şunu söylemek istiyorum. Füsun Onur diyor ki, müziğin yaşamı harekete geçiren enerjisine kıskanıyorum ve onun diğer sanatlardan daha üstün olduğunu düşünüyorum. O yüzden de işlerimde sessiz bir müzik yapmak istiyorum diyor. O yüzden aslında onun işlerinde bir ritim var. Yani her zaman bir ritim var. Ve orada tabii onun müzikle kurduğu, bir dinleyici olarak kurduğu ilişki bence çok önemli Gizem. Onu Evet. Şöyle bir de tabii ki müzik onun için herhangi bir tane parça, bir eser olarak değil, müziğin düşüncesi onun için önemli. Dolayısıyla o müziğin ayrılma, yani notaları o nesne gibi, kendi işlerindeki nesneler gibi düşünebiliriz. Bir nota hiçbir şey, bir anlam ifade etmez ama bir araya geldiğinde bir beste oluşur. O da nesneleri yerleştirmesinde tıpkı böyle davranıyor. Aralarındaki boşluklar aslında çok önemli. Evet, mesafeler. Yani galerideki, şimdi galeriye baktığımızda serginin görsellerinde de burada da görebiliyoruz. Sanki çok az bir şey var gibi sergilenen, alışkın olduğumuz, belki alışkın olunan sergilere göre ama o aslında mekanı bir işe dönüştürüyor. Hatta metinlerden birinde, buruşturduğu kağıtlardaki metinlerden birinde şey yazıyor, siz benim yazdığıma, çizdiğime bakmayın, hepsi boş, anlamsız.
Hepsi bu işin bir parçası yazıyor metinlerden birinde. Yani notalarla melodiyi oluşturmak, hani aralarındaki boşluklar, Gizem daha iyi anlatır belki ama aralarındaki boşluklar o melodiyi verdiği gibi Füsun Onur'un bu tip eserlerinde de müzikle ilişkili özellikle kadans, prelüt, opus, bunlar da aralarındaki boşluklar, yani mekanın kendisi işin bir parçası oluyor. Sadece o objelerle mekanı bölüyor. Hı-hı. Ve hani şöyle bir şey de var. Müzikte bir parçayı sevseniz de sevmeseniz de o süreyi vermek zorundasınız. Hani böyle bir söylemi de her zaman var. Yani bir röportajda da var. Her zaman da söyler. Fakat benim işlerime bir saniyede bakıp geçebiliyorsunuz. Yani üç boyutlu bir esere. O süreyi uzatmayı da, o deneyimi, tecrübeyi uzatmayı da istiyor. Yani o ritmi verirken senin onu görme sürecini adım 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 uzatıyor aslında. Modüler bir hale getiriyor. Bir de kağıt kullanmasının sebebi özellikle bu eserle ilgili. Yani bunu çalışırken şöyle bir şey söyledi. Şu anki müzik kısık dedi. Yani aslında kağıtlar bir şekilde onların sesini kısıyor, kapatıyor, örtüyor. Hani o şekilde kullandı bu eserde. Ve şunu da söylemeliyim. Gizem'in anlatırken dağınık bir şekilde yayılmış gibi görünüyor. Gerçekten planla çalışıyor. Açılışa gelmeme meselesi de, yani aslında onun için her zaman önemli olan üretmek, üretme süreci. O üretme sürecinin ötesinde ne olacağıyla çok da ilgilenmiyor. O anda çekiliyor ve artık ve ama o bırakıyor. Üretme sürecinde de inanılmaz şeydir. Hiçbir şekilde, hani biraz önce söylediğim gibi, ikna edemezsin, baskı yapamazsın, başka bir şey koyalım diyemezsin. Onun için o bir bütün, bir sergi. Ve hiçbir şey eksik veya fazla olamaz. Şunu da son dönemde yaptığım işleri astım diye bir şey yoktur. O mekana özgü her zaman. Mekana göre çalışıyor. Ve kendi için o yayılmışsa yayılmıştır. Onun nasıl göründüğü, galerinin duvarlarının bomboş olması ya da başka yerlerin boş olması onun için hiçbir şey değil. O yapıyor ve bitti diyor ve onu bir şekilde algılatıyor insana. Yön değiştiriyor diyor. Evet, evet, plana bakıp böyle her şeyi ince işliyor. Ya bakan bir insan o kadar detaylı çalıştığını belki düşünmez ama işin özünde öyle çalışıyor. Şu da önemli. Mesela nesnelere nota gibi davranıyor dedik ya. Kağıt hafifse onun için kısık bir ses. Mesela çekiç büyük ve ağır bir şey olarak daha yüksek. Yani o piyanonun tınısı gibi. Sembolik anlamları da var aslında. Kendi açısından öyle algılıyor tabii nesneleri. Yani flamenco'da mesela kullanmıştı. Çekiçler. Prelüt'te de çekiçler kullanmıştı. Yani hep de tabii tekrar eden bir takım temalar var. Evet, evet. Sorunun ötesine geçmeyeyim. Evet, biraz daha sana biraz da marjinalliğini konuşalım istiyorum. Nergis, sana onu soracağım. Renault Block 2007'de Yapı Kredi Sanat'ta Füsun Onur sergisi açtığı zaman ona Türkiye güncel sanatının marjinallerinin marjinali demişti. Sen Maçka Sanat'ta açtığı son sergisinde çalıştın. Maçka Sanat'ta seneler boyunca başka bir sürü de sergi açtı. Evine de çok gidip gelmiş birisin. Biraz sen de kendi deneyimlerinden ve az önce konuştuklarımızdan hareketle o marjinalliğini açabilir misin? Tabii. Füsun Onur 1938 doğumlu bir sanatçı ve 56-60 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, yani bugün Mimar Sinan olan kurumda heykel eğitimi alıyor. Daha sonra da Fulbright bursuyla Amerika'ya gidiyor ve evine sonra geri dönmek istiyor bu Hayri Onur yalısına ve Türkiye'ye. Fakat onun akademide eğitim aldığı dönem Haydi Bara ve Zühtü Müridoğlu hocaları oluyor. Bu iki isim de aslında gerçekten Türkiye'de heykel sanatı anlamında çok değerli iki eğitimci ve iki sanatçı. Dolayısıyla onlardan aldığı bazı şeyler var Füsun Onur'un. Fakat aslında bu 1960'lar ve 70'ler düşündüğümüz zaman Türkiye'de de bu heykel sanatının biraz dilinin değiştiği bir dönem. Füsun Onur'la birlikte Kuzgun Acar'ı, Seyhun Topuz'u, Ali Teoman Germener'i, Ali Şürfen'de düşünebiliriz. Füsun Onur da bunun bir halkası. Fakat bu sanatçılar arasında herhalde o heykelin statik, kanonik tarafını en çok kıran sanatçı olduğunu da söyleyebiliriz. Bence marjinalliğini oradan alıyor. Çünkü Füsun Onur aslında heykelin o yıllarca üzerine binmiş o yükten heykeli biraz kurtarmaya çalışıyor. Yani onu kullandığı malzemeler, etrafındaki gündelik malzemeler. Ve aslında hani heykel ve enstalasyon, uzam, yerleştirme arasında bir takım bağlar kurarak çalışıyor. Dolayısıyla onun özelliği kendi mitolojisini ve otobiyografik hikayelerini heykellerine yansıtması oluyor diyebiliriz.
Merve, sana evini sormak istiyorum. Çok sen ziyaret ediyorsun kendisini sık sık ve kendisi bu evde uzun yıllardır ablası ve abisiyle birlikte yaşıyor ve bu evin dışında da bütün ömrü boyunca 82 yaşında başka bir yerde de yaşamamış, Amerika'ya gittiği zaman haricinde ve işleri için de çok merkezli bir önemi var evinin. Biraz orayı bize anlatabilir misin? Tabii, yani şöyle, doğduğu ev ve annesiyle babasıyla yaşadığı ev, kısa süreler başka yerde yaşıyorlar. Hı hı. Fakat daha sonra geri dönüyorlar. Ev şöyle, tabii çok fazla birikmiş olan çok şey var tabii ki. Yani birikmiş bir hafıza var, hı hı, mutlaka. Ve çok fazla obje biriktirmeyi de seven annesi mesela, parfüm şişeleri. Hatta şu an, hı hı, eserde de, yani oda müziğinde de yer alan küçük parfüm şişeleri vardır. Annesi onların koleksiyonunu yapıyor. Hı hı. Bebeklik elbiseleri mesela Arter'de sergilemişti. Emre Baykal'ın küratörlüğünü yaptığı sergide. Elbiselerini annesi saklıyor. Yani bu saklama, biriktirme, koleksiyon yapma, işte küçük oyuncaklar hep aslında anneden gelen bir şey. Ve o evin içinde tabii yaşayarak, yani biraz da hani geçmiş işlerini de düşünürsek, yani iç mekan, hani ev niye çok önemli? Hep Füsun Onur'un işlerinde, hep demeyeyim ama çoğunlukla iç mekanla bağlantılı eserler ürettiğini görüyoruz. Evet. Yani eşyaların düşü mesela bir tanesi. Hı hı. Sandalye pek çok zaman, yani işte zincirli sandalye var, tüllere sarılmış sandalyeler Arkeoloji Müzesi'nin önünde. Oradaki Zübeyde bankları, mesela. Zübeyde Hanım'ın, hı hı, sandalyesi. Yani müzikli sandalye, müzikli kutu, hı hı, dönen sandalye gibi. Hep iç mekanla bağlantılı kedisi, mesela, hı-hı, kedisi çok önemlidir. Tekir, Tekir'e Ağıt isimli eserinde hem kendi evinin iç mekanını görürsünüz hem de kedinin evin içindeki hareketlerini görürsünüz. Ablasıyla yaşıyor, İlhan Onur'la. İlhan Onur, Füsun Onur'un kariyerinde çok önemli biri. Yani Füsun Onur'un kendisi kadar önemli gerçekten. çünkü İlhan Onur eğer yapmasaydı bu işlerin hiçbirini göremiyor olurduk. Yani o dönemde o sergileri göremeyen benim jenerasyonumun bilmesine imkan olmazdı. İnanılmaz bir arşivçi. Çekiyor. İnanılmaz bir arşivçi. Her şeyin fotoğraflarını çekiyor ve her şeyi mükemmel albümlere koyuyor. Sergilerin açılışlarından fotoğraflar, davetiyeler, her şeyi saklayan o aslında. Eserleri de saklayan o. Bu atma hikayesi doğru. Çünkü Füsun Onur biraz önce bahsettiğim, hı-hı, gibi bir şeyleri, yani sergiyi kurmakla ilgileniyor. O mekanla ilgileniyor. Mesela Maçka Sanat'taki, hı-hı, ilk yaptığı ya da ikinci yaptığı sergideydi. Hangisi? Galeriye yansıyan ışıkların sergiye, evet, dönüştürüyor. O mekanla ve ikinci defa kurmayı istemiyor birçok işini. Yani ikinci defa kurduğunda aynı heyecanı taşımıyor diyor. Çünkü, hı-hı, artık o orada değil. Hı-hı. O yüzden açılışa gelmemesi... Onun için konu o değil aslında. Evet, evet. Ama İlhan Onur sayesinde yok olmuyorlar. Ve aynı zamanda da mesela şeydir, hafızasıdır Füsun Onur'un. Şu iş neredeydi, hı-hı, İlhan? İşte şunu nerede göstermiştim? Onu bilmem kim mi almıştı? Şu müzede mi olmuştu? Hı-hı. Her şeyi İlhan Onur tutar. Ve o rahatlık içindedir Füsun Onur'da. Füsun Onur özgür düşünme rahatlığı içindedir hep. İlhan'la paslaştığı için. Hı hı. Abi de üst katta yaşar. Hı hı. Abi daha az bu şeyin içindedir. Yani bu sanat ve bu sanat üretim içinde. Sürecinin. Bu arada o da inanılmaz yetenekli, inanılmaz resim yapar. Evde onun çizdiği, özellikle geçen vapurlara, gemilerin, hı, resimlerini çizermiş. Hı hı. Füsun Onur da onun çok yetenekli olduğunu söyler. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Anlatacak çok şey var. Babası çok teşvik ettiği, hmm, için hep Füsun Onur'u da, abisini de, İlhan'ı da, yani sanatla ilgilenmiş. Babası inanılmaz değer verirmiş ve onlara özel kalemler getirirmiş. Ve yaptıklarını hep takdir edermiş. Yani o teşvik babadan geliyor. Evet, bir de şu da önemli, ailenin topladığı, koleksiyonunu yaptığı, mesela o kalem kutusu gibi bir antika kutu görüyoruz, teneke kutu. Onun koleksiyonu var evde zaten. Ya da kartpostalları kızlarına küçükken oynamaları için veriyorlar. Yani bütün bunlar onun kendi belleğinden de olan şeyler. Bütün o objeleri kullanıyor. Ve bütün bunların işlerinde saklaması da ilginç. Çünkü kendi, evet, işlerinde yer kalmadığı için denize bile atan birinden bahsediyoruz. Ama bu çocukluğundan beri kalan malzemeleri saklıyor. Hı. Çocukluk oyuncaklarını atmıyor ama işlerini atıyor. Çünkü onun için her iş aslında kendini aşma. O onun nesnesiyle ilgilenmiyor. O onu yapıyor, yaptım diyor. Yaptığı, çünkü onu satmakla da ilgilenmediği için nesne olarak onun umurunda
değil. Yani onları İlhan fotoğraflamasaydı belki Arter'deki o sergi de o kadar iyi olamayacaktı. Çünkü evet. Orada onlar tekrar rekonstrüksiyonu yapıldı o işlerin. Evet, bu sergide konuşacağız yine birazdan. Hı. Kısaca şeyi sormak istiyorum Gizem sana. Çok öncü bir kadın ve kadın meselesine bağlanan birçok unsuru da işlerinde kullanıyor. Biraz feminizm bağlamında, gerçi muhtemelen kendisine feminist demeyecektir. Ne söyleyebilirsin onu merak ediyorum. Hiçbir şey, zaten evet, hiçbir kalıba, hiçbir kategoriye, hiçbir ideolojik ya da politik duruşa ait hissetmediğini baştan bir söylemek lazım. Ama feminizm tabii çok açık bir konu. Yani bir eleştirmen tabii ki onun işlerine baktığında ya da bir küratör baktığında feminizme bağlanan yorumlar çok rahat yapabilir. Bu mesela üç tane işi üzerinden çok kısaca örnek verirsek, herhangi bir iskemle, ikili iskemlelerin hangi kurumda olursa olsun iki tane iskemleyi oraya getirtiyor ve üstüne tül koyuyor. Bunu nikah olarak algılayabilirsin, kadının tutsaklığı olarak algılanabilir, onu izleyenler olarak algılanabilir. Bu tip açılımlar her zaman yapılabilir. İkincisi isimsiz olan ama üstünde Füsun Onur yazan ve zincirlere bağlanmış bir sandalye. Hı hı. Bunu da kendi döneminde belki üretmesinin zorlukları, zincire geçirilmiş o her zaman sandalye insan temsili çünkü. Yani böyle okumalar yapılabilir. Üçüncü de mesela Zübeyde Hanım. O da bir sandalye ama o taht. Yani taht gibi bir şey. Parlak bir kumaşla. Evet evet, yani çok daha görkemli. Ama orada mesela Atatürk'e olan sevgisini yansıtan ya da ondan bahseden hiçbir şey yok. Tam tersi tamamen Zübeyde Hanım'a odaklanılmış. Yani kadının toplumdaki yeri, kendi kendini inşa etmesi gibi konular tabii ki var. Bir de şu da önemli bir detay. Domestik hayatın içinde kadın eşyalarını çok kullanıyor. Yani incik boncuk, işte tığ, örgü şişi, nakış, gibi, dokuma. Nakış dokuma, perde yapıyor. Yani bunların hepsine baktığında şey diyebilirsin, kadın, yani ev içindeki kadın eşyaları. Ama aslında onun küçüklüğünde yaşadığı ortamdan topladığı şeyler. Hı-hı. Onlar kadınlıkla ilgili bir şey temsil etsin diye konulmuyor. Hı-hı. Bu önemli bir detay diye düşünüyorum. Nergis, sana da şey sormak istiyorum. İlk sergilerini 70'lerde açıyor ve hem o döneminde öncü bir kadın sanatçı hem de sonraki kuşakları da aslında etkiliyor. Soyut heykeller yapıyor. Hı-hı. Biraz o kısmı anlatabilir misin? Hem dönemi içinde hem de sonrasını. Nasıl etkiliyor? Evet. Tabii yani Füsun Onur'un bu demin söylediğim heykeli dönüştürme hikayesi, onu bir mekanda bir enstalasyonmuşçasına ele alması aslında Türkiye'de daha sonra işte 80'li yıllarda özellikle çok göreceğimiz enstalasyona getiriyor bizi. Yani Füsun Onur bunun aslında öncülerinden sayılabilir, sayılır da. Dolayısıyla yani o şimdiki kuşakları bu kadar etkilemesinin sebebi bütün bunları yani çok çok daha öncesinde yapmış olması. Yani heykel okuyan bir kişinin mekanda ve gerçekten içinde bulunduğu yerle bu kadar ilgilenmesi ve bunu bu kadar planlamacı bir şekilde yerleştirme yapması o anlamda çok önemli bir şey. Çünkü 80'lerde daha sonra göreceğimiz işte bir Sarkis'in yerleştirmelerini göreceğiz. İşte Çaylak Sokağı'nda, Maçka Sanat Galerisi'nde ya da Ayşe Erkmen'in yerleştirmelerini göreceğiz. Onlar arasında bir takım bağlar kurulduğu göreceğiz. Göndermeler diye bir sergi var mesela 1990 yılında bu sanatçılardan oluşan. Füsun Onur da onlardan bir tanesi ama heykel disiplininden gelerek onu kırarak bunu yapması ve akademik bir eğitim aldığı halde akademik bir yaklaşıma asla sahip olmaması onu bu kadar bugüne taşıyan ve bugünkü jenerasyonları da bu kadar etkileyen bir özelliği bence. Bu arada 1. İstanbul Bienalinde biraz önce görselini de gördüm. Bir perde yapıyor. Hı hı. Ve şöyle diyor, hani kendi o zaman yaptığı röportajda, yani beni heykel bölümüne, tabii bölümlere, beni heykel bölümüne layık görüyorlar. Ve perde yapıyor neticede. Hı. Ve bir yerleştirme yapıyor. Ama diyor ki bu da eleştirimdir benim bunu düzenleyenlere diyor. Benim yerleştirme yaptığımı biliyorlar. Hı. Diyor. Yani kendini hiçbir zaman bir şeye sıkıştırılmak istemiyor. Zaten soru sorduğunuzda da mesela böyle bir soru sorulduğunda hani bundan referans aldın mı her zaman hani hayır der. Ve hayırdır gerçekten onun cevabı. Onların hepsini okumuş olabilir ama gönderme yapmaz. Veya bir kategoride yaran feminist işte heykel. Yani hiçbir zaman böyle bir sınırların içinde kalmak istemez. Hep şey diyor yani okudum etkilendim evet ama işlerimle bir alakası yok. Yani o anlamda bir referans yok. Ama küratörler hep bir referans ve hep bir teorik altyapı kurma isteği içinde olduğu için de çok fazla böyle soruyla karşılaşıyor. Hı hı.
Ben işlerini çok şiirsel buluyorum ve böyle zamanın gelip geçiciliği meselesine de aslında çok değiniyor. Mesela bu şu anki sergideki işlerin kağıtlarla kapalı olması bana biraz yeşille de ilgili geliyor. Mesela kendim böyle okuyorum. O konuda neler düşünüyorsunuz? Yani şiirsellik ve zaman bağlamında. Bu sergide şöyle de bir durum var. Bir dağınık bir kompozisyon var. Bir tane çok ritmik ama görünmeyen, aşırı sessiz diyebileceğimiz artık. Orada susmuş gibi algılıyorum ben onu. Ve orada da hayatından kurduğu bir şey de var. Yani zaten şiirselliği müzikle de bağlantılı olarak her işinde neredeyse olan bir durum. Ama bu sergide özellikle o sessizliği, kısıklığı giderek böyle bir şeffaflaşma, azalma üzerinden okuyorum kendi adıma. 2016 yılında Maçka Sanat Galerisi'nin arşiv sergilerinden bir tanesini Füsun Onur yapmıştı. Ve bu sergide Maçka Sanat Galerisi'nin duvarına kendi yazdığı şiiri yazmıştı ama şifreli bir şekilde. Bu sergiyi beraber kurmuştuk zaten. İlhan, Füsun, ben ve Güler dördümüz birlikte ve Derabi Hanım tabii ki. Ve orada hakikaten onun aslında şiire, şiirsellik dedik ama yani direkt bir şiir de yazdı. Çünkü onun her zaman ritimle bir bağ olduğu için şiir de ritimsel bir şey. Şiirsellik de aslında ritimden alan bir tarafı var şiirselliğin kendi özünü. Dolayısıyla onun işlerinde hani bizim o şiirsel hissetmemiz çok normal bir şey. Hakikaten onu hissetmemek mümkün değil gibi bir şey. Bu sergiyi bu arada yani bu fikir ortaya çıkmadan önce şimdi bana anlatıyor. İşte bir takım metinler diyor. Bazı metinler de söylüyor. Mesela Akasyalar Açtı mı diyor. Yani düşünce akışını yansıtmak istedi. Düşünce akışı da her zaman karışıktır ya. Yani zorba kucağımda zorbanın müziği diyor. Sonra Akasyalar Açtı mı diyor. Sonra serçeler gelirdi pencerelere konardı. Yok oldular bu yaz diyor. Yani etrafında mor elbisemi giymiştim o açılışta. Ya onun bakış açısını aslında yansıtmaya çalışıyor. Ama ilk bunları hani tam ne yapacağına karar vermeden önce şey demişti. Haiku gibi dedi. Çok seviyor haiku. Şiir de çok seviyor ama haiku çok seviyor. Sonra bu sergiyi hani tam fikri ortaya çıktıktan sonra dedi ki yani yok dedi haiku bambaşka bir şey. Ben onu yapamam. Yani o kadar olağanüstü bir şey ki. Hani. Ama gerçekten de çok güzel bir benzetme yani haiku ve Füsun Onur ve gerçekten de inanılmaz. Çok örneşiyor. Evet, ve kesinlikle. Sonra Emre Baykal'dan bahsetmeden demeyeceğim yani Füsun Onur'dan bahsedeceğim zaman Emre Baykal'dan lazım. Bahsetmek lazım. Hani çok çok yakın çalıştığı ve çok yakın dostu, ailesi. Emre Saat Kaç yani Eda Berkmen'le yaptıkları Saat Kaç Artar'daki sergide bir yayınlarında hani her sanatçıyla bir metni onu çağrıştıran, ilham alan bir metin koyuyorlar ve Füsun Onur'a da haiku seçmiş. Hani hakikaten Füsun Onur'u böyle okumak lazım. Bir his, bir düşünce. Evet. Emre'ye de geleceğiz. Ondan önce bir şey sormak istiyorum. Bu küratörlerinle çok sıkı bir ilişkisi var. Yani Karolin Bakargi, Rene Blok, Emre Baykal, belki Rabia Çapa'yı da yine oraya saymalıyız. Bu kişiler ısrarlı bir şekilde Merve son zamanlarda. Küratör değilsin ama sık sık evet hem ilişki kurmak hem de sergilerin kurulması ve yapılması bağlamında. Yani bu kişiler ve Füsun Hanım'ın ilişkisi üzerine de birkaç şey söyleyelim. Çünkü ancak onunla özel bir ilişki kurduğunuz zaman aslında sergi açabiliyorsunuz diye anlıyorum. Yani şöyle, tabii geçmiş yani yaşımdan da dolayı geçmişte nasıl çalıştığını bilmiyorum ama hani pek çok Maçka Sanat'tan önce de çok pek çok sergi açmış birinden söz ediyoruz. Ve çok yurt dışında da sergi açmış birinden söz ediyoruz. Yani son zamanlarda daha az ama Rene Blok'la tabii Rene Blok çok hani birçok insandan önce Türkiye'ye gelip bu değerleri keşfeden şey. Yani keşfeden demek ki fark eden diyelim yani. Olduğu uluslararası için, arenaya taşıyan. Uluslararası olarak fark eden, eserlerini satın alan aynı zamanda olduğu için. Hani Rene Blok önemli. Tabii işte Melih Ferel'i danışmanlığında Yapı Kredi yayınlarının İstiklal Serüveni. O çok önemli. Emre Baykal'la çok apayrı bir ilişkisi var. Yani gerçekten onunla hani çok çok yakın dostu, aileden bir parçası gibi gördüğü bir Emre ve hani başka kendi yaptığı sergi dışında da çok
hani her zaman danıştığı, konuştuğu, sık sık ziyaret eden, arayan biridir. Ama hani küratörlerle ilişkisi, yani emek vermek gerekiyor. Çünkü Füsun Onur'un kariyerle ilgili bir şeyi yok. Yani şurada olayım. Mesela Documenta, çok kısaca söylersem, mesela Documenta'ya davet edildi ve bu haberi biz vereceğiz. Yani hani e-mail kullanmadığı için, cep telefonu da olmadığı için. Ve işte dedim ki Füsun Hanım, Documenta'ya davet edildiniz. Şimdi anlatmam gerekiyor. Dedim ki yani dünyanın en önemli sergisi. Ondan sonra dedim yani olimpiyat gibi bir şey falan. Ondan sonra İyi güzel yani hani, ama hani şey olmadı yani. Hani aman Allah'ım havaları yani uçmadı. Ne kadar, evet, havaları uçmadı. Sonra vize alması gerekiyor çok kısaca. Ondan sonra belgelerden biri de sanatçı olduğun, Sanatçılar Derneği'nden sanatçı olduğuna dair bir yazı alması gerekiyor. Dedi ki gitmiyorum dedi. Ya dedim ama yani neden? Hani yap çok iyi, çok önemli bir sergi. Karolin Kristof Bakargiyev yapıyordu o zaman sergiyi. Onunla da işte seneler içinde gitgide daha yakın bir ilişkisi oldu. O da önemlidir uluslararası kariyeri anlamında. Ondan sonra dedim ki neden? Çünkü dedi dünyanın en önemli sergisi dediniz. Bir de sanatçı olduğumu mu kanıtlayacağım dedi. Ve almadı bu arada kesinlikle. Evet, ama sonra başka şekilde, başka şekilde çözdük ama almadı. Asla dönmez. Böyle bir şeyde hani yapmayacağım, bitti. Çok kısa bir şey ekleyebilir miyim buna? Küratörler için bence çalışması çok zevkli, çok farklı bir sanatçı. Bu da bence ona o kadar yönelmelerinin sebep oluyor. Bir kere hiçbir küratör üzerinde baskı yapmayan, o işi tamamen zaten yoruma bırakan biri olması onları da muhtemelen rahatlatıyordur ve çok farklı referans noktalarına ulaşabilecek küratöryel düzenlemeler yapmalarını sağlıyordur. Hı-hı. Bu da etkili olmuştur diye düşünüyorum. Hı-hı. 2014 yılında Emre Baykal küratörlüğünde Arter'de çok önemli bir sergi oldu. Onu muhakkak analım istiyorum ve benim gibi yani bizim jenerasyondan kişilerin Füsun Onur'un işlerini toplu olarak görebildiği ilk sergiydi. Yani bu sergide siz hepimiz gezdik, belki neler hatırlıyoruz, neler hissettik onu konuşabiliriz bir parça. Yani ben siz ben sadece şey, şu kısmını söyleyeyim, yani Füsun Onur'un en azından hani Füsun Onur'u çok seven ve sanatçı olarak da çok beğenen biri olarak burada hani hem Emre Baykal'ın küratör olarak ve dostluk olarak ama işte Melifelerinin de liderliğinde Arter'in önemi çok büyüktür. Bu sergiyle başlayıp o sergi için yapılan kitap, Emre'nin yazdığı metin, o eserlerin ortaya çıkarılması, temizlenmesi, toparlanması, bazılarının yeniden Füsun Onur'la birlikte üretilmesi ve daha sonra da çok büyük bir kısmının koleksiyona dahil edilmesi. Hı hı. Ve hiçbir şekilde hani sanatçıdan hiçbir zaman hani bir sanatçının hakkını, kredisini de yemeden, hı hı, o eserlerin Arter gibi bir koleksiyona dahil edilmesi, şu anda da sergilenmesi bence olağanüstü. Yani eşsiz ve çok 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 önemsiyorum. Yaptıkları benim için en önemli şeylerden, yani evet, bence Türkiye Çağdaş Sanatı adına inanılmaz önemli çok, bir şey. Çok güzel bir noktaya parmak bastın bence. Çünkü aslında o sergi hani Türkiye sanat tarihinin herhalde böyle son 10 yılında, 20 yılında böyle ilk belki 10 sergi arasında koyacağımız bir sergi. Çünkü hakikaten yani Füsun Onur gibi önce bir sanatçının bütün işlerini yeniden bir arada görmek, yani yeniden derken aslında onları asla bir arada daha önce görmemiştik. Ve de tabii hayatta olan bir sanatçı üzerine retrospektif bir sergi yapılması da Türkiye'de çok ender gördüğümüz bir şey. Çünkü sanatçılar genellikle öldükten sonra bunlar oluyor. Yaşarken çok olmuyor. Ve hani bunun tekrar az önce Merve'nin söylediği gibi yeniden üretilmiş olması eserlerin ve böyle genç insanların hani onları artık fotoğraflar dışında gerçekten deneyimlemesi, Füsun Onur gibi deneyime önem veren bir sanatçının eserlerinin deneyimlenmesi bence çok müthiş bir şeydi ve hepimiz için çok ilham vericiydi. Mesela çiçekli kontrpuan. Evet. Çok duygusaldı çok, yani orada çok. İnsan duygulanıyordu. Senin de evet, ya şöyle bize. Bir küratörle sanatçının beraber yaşadığı neredeyse bir dönem var. Ona da şahitlik ediyoruz. Hı-hı. Ve ikisinin birlikte bir düşünce akışını da izleyebiliyoruz. Yani sadece o sergiye seçilmiş işler olarak değil, birbirleriyle de bağlantısı, hı-hı, üzerinden geliştirilen bir dil vardı.
O çok önemli diye düşünüyorum ve kitaba da yansıyan. Kitaptaki metin, çok güzel bir metin. Evet. Emre Baykal'ın yazdığı ve kitap ayrı bir hani şöyle sanat. Bir şey yani kesinlikle evet. inanıyorum ki bu sergiyi de Emre Baykal'dan başka kimse de yapamazdı. Yani o o tip bir ilişki yani o işlerin bizim sergide de mesela teşekkür ediyoruz Emre'ye. Çünkü o kadar işlerin içinde ki ama dostluğunun dışında da. Çünkü Füsun Onur'un eserlerinde mesela hissettirilmesini istiyor. Haldun Dostoğlu galerine İstanbul'un kurucusu biliyorsunuz. Haldun Bey, ben tabii bu sergi kurulurken falan neticede yani Füsun Onur'un çalışma pratiği dolayısıyla hani tam olarak neyle karşı karşıya kalacağımızı hiçbirimiz bilmiyorduk Gizem'in de anlattığı gibi. Haldun Bey'e bir gün dedim ki yani hani merak ediyor musunuz? Yani neticede diğer sanatçıların galerine 30 sene aynı sanatçılarla çalışıyor. Yani evlilik gibi. Hani hep sanatçılar çok uzun süre çalışan. Şimdi bu yeni bir şey yani neticede. Haldun Bey dedi ki hiç zerre kadar dedi içimde bir şüphe yok. Doğru. Çünkü dedi bu bir his sergisi. His. Ve gerçekten de bir his sergisi oldu. Gizem'in anlattığı gibi yani her açılışta öyle duygu yüklü, o kadar sessiz ve genel açılışlarımızdan çok farklı bir atmosfer. O oraya gerçekten yayıldı ve herkes bunu hissetti diye evet, düşünüyorum. Yani Emre'ye de şöyle bağlayacağım ama işleri çok iyi bilmek bir konu. Bir küratör olarak çok iyi bilecek bir sürü insan olacaktır umarım, olması gerekir. Fakat o hissetmek meselesi bambaşka bir konu. Onun içine girebilmek. Füsun Onur'un da seyircisi odur. Ne düşünmesi gerektiğini düşünen değil der benim seyircim. Benim seyircim hissedebilen, kendi bağlantılarını kuran seyirciyle ilgilenir. Ve de katılımcı olmasını ister aslında. Evet, son derece ilişkisel işlerdir onun işleri. Hakikaten izleyici de tamamlanan işlerdir. Yani o izleyici yoksa aslında onun işi de yoktur Füsun'una göre. Dolayısıyla o onun işlerini yerinde deneyimlemek hakikaten bir eşsiz bir deneyim. Fotoğraflar kesinlikle o işleri vermez. Özellikle Füsun Onur'da. Bu serginin kapanmasına birkaç gün kaldı. İzleyicilerimize, ya biz aslında daha uzun uzun konuşmak isteriz ama vaktimiz kalmadığı için artık programı kapatacağız. Kapanış duyurumda da onu yapayım. Galeri Nev İstanbul İstiklal Caddesi'nde Mısır Apartmanı'nda Oda Müziği sergisinde 26 Kasım'a kadar görebilirsiniz. Aynı zamanda Arter'de Şubat ayına kadar devam eden Saat Kaç isimli sergide de yine Füsun Onur'un işleri var. Ve buna ek olarak Venedik'te de Rüya Maps tarafından düzenlenen Heartbreak sergisinde de yine birkaç gün içinde kapanacak bu sergide. Orada da yine Füsun Onur'un işlerini görebilirsiniz. Ben konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Merve Çağlar, Gizem Gedik ve Nergis Abiyeva'ya. Sizler de izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.